Sana biraz Domino'dan bahsedeyim. Gezegene neler olduğunu anlamaya çalışan bir çocuk. Ve gözü gibi baktığı, belki de son umudu lilak Domino tohumu. Domino, kendi dünyasında kaybolmuş, korkularıyla başa çıkmaya çalışıyor. Uyumak onun için çok zor. Çünkü ışıklar kapandığında gölgeler karanlığı, karanlıklarsa korkuları aydınlatır. Rüya mı, gerçek mi anlayamaz. Kaybolur karanlığın korkuyla sarmalanmış dünyasında. Bize düşense yanında olmak düştüğünde... Domino, uyanmalısın küçüğüm. Aç gözlerini. Son tohum filizlenmek için seni bekliyor. Kaderin ellerinden kaymadan uyan. Sisler seni korkutmasın küçüğüm. Gördüğün sisler gerçekliği saklasa da bilinmezlikte, sesim seninle. Şaşırma Domino. Başkalaştırılmış, yapısı bozulmuş, renklerle bezeli bilinmezlikte. Neredesin ki sen? Hatta kimim ki ben? Beni tanımak mı istiyorsun küçüğüm? Bir parçam olabilir misin? Parçalanmış olabilir miyim? Hatta eksik parçanı bulabilir misin? Bak şöyle etrafına. Neredesin ki sen? Yenileme cennetindesin. Her şeyi ne kadar taze görüyor musun? Korkma ama acele et. Son tohum filizlenmek için seni bekliyor.
kendi kaderine terk edilmişlerin arasında aynı kaderi mi paylaşacağız yoksa? Derin bir nefes al ve düşün. Sen de diğerleri gibi bir parmak hareketiyle yıkılanlardan mısın Domino? Yıkıldıkça büyüyenlerden misin yoksa? Ayağa kalktığımızda başkası mı oluruz Domino? Ayaklanmaktır belki de başkalaşmak. Ayağa kalk Domino. Saflığın, masumiyetin, erdemin hepsi birer ışık olacak bu yolculukta. Sen ışığa ulaşamadıkça yol arkadaşın yeşeremez bu fırlatılmışlar diyarında. Sanki çizgisel yaşamı, yani bu plastik çöplüğünü bitirecek seçilmiş kişisin. Sana döngüsel yaşamı yakalamayı öğreteceğim küçük mucizem. Yaşadığın yükler seni kahraman yapamaz Domino. Tek bir yüktür seni kahraman yapan. O da verdiğin kararların yükü. Verdiğin kararlarla döngü başlar. Bağladılar. Onları merkezdeki zincire vurdular. Yaşam kendi içine dönmedikçe yok onun bir devamı. Sana bir şey diyeyim mi? Sana senden başka kimseyle olamayacağını söyleyebilen tek kişiyim. Dünyaya bir kez geldin. Onu yiyip bitirebilir misin? Buna hakkın var mı?
Buna hakkı olan birini göremiyorum Domino. Sen görüyor musun? Yapma lütfen. Bu kadar naif olma. Kimse bu kadar naif değil. Baksana etrafına. Gördüklerin tazelenmiş ruhların eserleri olabilir mi? Belki de bencilce etrafa atılmış ıvır zıvırlar engelliyordur görmemizi. Hey! Dikkat et! Bugüne kadar bütün insanlık fırlatıp attı. Yedikleri çikolataların paketleri, içtikleri suların şişeleri. İnsanlıktan bile daha fazla kalacak bu dünyada. Bu bir oyun değil Domino. Uzaklaş buradan. Kaçabildiğin kadar kaç. Yükselebildiğin kadar yüksel. Düşmekten korkma. Dev dalgaların su damlaları yükseğe sıçrar. Yukarı Domino, yüksel. Sağlık için yeter mi geri dönüştürmek? Bak, yaptın ve arkanda koca bir yığın kaldı Domino. Geçici çözümlere aldanma. En doğrusu bu kirliliğin bir parçası olmamak. Doğru bilinen yanlışlarla yüzleşmeye hazır mısın? Bak sen şu sise. Burnunun ucunu bile göremiyorsun ha Domino? Neyle karşı karşıyasın? Ben düşündüğün kişi miyim? Ya da bu siz sandığın kadar masum mu? Gördüklerin yoksa göremediklerin mi demeliyim? Bilemiyorum küçük kahraman. Mavi gökyüzünü kaplayan ve onu griye çeviren doğal sebepler mi? Yoksa yarın yokmuş gibi kontrolsüzce üreten dünyanın verdiği nefes mi bu maruz kalmak zorunda olduğunu? Bilemiyorum küçük kahraman. Seni puslu ve dipsiz bir kuyuya atmak istemezdim Domino. Açık ki sebebi sen ya da ben değiliz. Öyleyse bu sis nereden çıktı? Öksür Domino. Kim gerçekten suçlu? İnsanlar mı? Onlar ki siyah altını enerjiye dönüştürerek kendi kendilerini çaresizliğe sürüklediler. Fosili düşün Domino. Hatırla onu. O yandığında duman altı oluyor yer ve gök. Boğuluyoruz. Kara duman bizi karanlığa hapsediyor. Karanlığın içinde ışığı bul Domino.
güneş gibi parlayanlar sana da çiçeğine de hayat verecek. Başlangıcı olanın her zaman vardır sonu. Bak, insanlık hazırladı kendi sonunu. Fosil yandıkça karbona dönüştü ve atmosferi dev bir cadı kazanına çevirdi. Bu zamana kadar bu kadar pis ve sıcak değildi Domino. Hiçbir yer, hiçbir zaman. Artık her yeni gelen yıl öncekinden daha acımasız. Basit seçimler. Döngüyü eski haline getirmek için karbonu dengelemen yetmez. Fazlasından kurtulmalısın. Denge için fosili ardında bırak Domino. Doğa sana ihtiyacın olanı sunuyor. Onu dinle. Fabrika bacalarından, santrallerden püsküren duman. Tüm bunlar olabilir mi hakiki karanlığımız? Enerji verir, ısıtır ve seni tüketim dünyasına kopmaz bağlarla bağlar. Peki, tüm bu iyiliklerin karşılığında ne kadar mahsul durur? Renginden belli değil mi? Doğalı bul Domino. Kurtuluşun oradan. Bir bedeli olduğunu unutuyorsunuz. Öksür Domino. Ciğerlerindeki bu pisliği öksürerek çıkarabilir misin?
Bu dumanı dağıtmak için öksürmek yeterli mi? Rüzgarlı tepelere koş Domino. Duman için çıkış olmayan yere. Fosili doğala hapsettiğinde düzelir hava bir süreliğine. İşte böyle küçük kahramanım. Başardın. Ama bu bir son değil. Aksine geleceği yaratan bir başlangıç. Unutma bunu. Bencil olmayan seçimler. Şimdi uykuya dal. Dinlen ve hazırlan sürprizlere. Hey küçüğüm, dinlendin mi? Dinlenebildiysen, bulluğa ve renkliliğe hazırsın o zaman. Söz veriyorum, her şey hayalindeki gibi olacak. Tek farkı, güzel gibi görünen kötü bir rüya olması. Hey! Sudan çıkmalısın. Bolluk ve renklilik. Hepsi ne kadar da sahte öyle değil mi? Ne mavi domates, ne mor mantar... ne de sarı çilek. Düşündün mü hiç? Dev gibi olanın var mıdır besin değeri? İnsan yapımı bitkiler sahte doygunluk verir. Sırtındaki dostun da topraktaki domateste olmaları gerektiği gibi kalmış. Şaşırdın mı Domino? Şaşırmamalısın. Pestisit. Renklendirir bitkileri, büyütür. Onları haşerelerden korur. Ne kadar dost canlısı öyle değil mi? Hayır küçük kahraman. Pestisit doğal olanlar için bulaşıcı hastalık etkisi yaratır. Peki, sen olman gerektiği gibi misin Domino? Olman gerektiği yerde misin? Aç mısın? Sen de gıdalar gibi başkalaşıyor musun yoksa? Başkalaşmadan ardında bırak aşırılık diyarını. Yadırgama küçük kahraman. Artık havalar da aşırı, diğerler gibi. Aşırı ısınma, aşırı soğuma. İnsan doğayı kontrol edemez. Evren zaten insanın değildi. Şu andan sonra da onun olamaz. Unutma, hareket ettikçe ısınırsın. İnsanlık tüketim hareketini bitirmedikçe mahkumdur ısınmaya.
Yine bir bolluk, yine bir bereket. İstemediğin kadar su. Daha ne istiyor bu insanlık anlamıyorum. Yaşamın kaynağı artık o kadar bol ve kirli ki. Kirlilikten kurtulmak istiyorsan derinlere dalmalısın. İnsanlık da düşüncelerinde derine dalmalı. Gezegeni bu hale nasıl getirdi? Sense küçüğüm, ne kadar dalarsan dal, ne kadar yüzersen yüz, nereye kaçabilirsin ki? Ulaştığın her yer aşırılık diyarının bir parçası. Kusar deniz. Normaldir bu. Müsilaj olağan dışı yayıldığında olur felaket. Suda canlı bırakmazsan karşılaşırsın bu örtüyle. Balıkları bebekken avladılar. Mercan resiflerini kuruttular. Ayak basmadı, kirletilmedi, kıyı bırakmadılar. Ne bekliyorduk ki tüm bunların sonunda? Temiz mi, kirli mi belli olmayan bir sudan başka. Tek bir plastik şişenin suya düşmesiyle başladı her şey. Nereye gideceğini kestiremediğin bir noktaya evrildi. Bir bakmışsın, bildiklerin bildiğin gibi değil. İnsan hala insan. Kendini değiştirmiyor. Sonunu düşünmeden avlanıyor. Sen nasıl kurtulacaksın bu ağlardan küçük kahramanım? Kim yardım edecek sana kendinden başka? Daha şahit olacağın aşırılıklar var. Sana hepsinin üzerinden atlayacağına dair bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. İnsanlığa da bir söz vermedim. Konuşmamı istemediler. Hep aldılar doğadan. Çektiler yeraltı sularını yer üstüne verebilmek için. Sonrasını düşünmeden kullanırsan suyu, başına gelecek derin bir kuyu. Zıpla Domino, zıpla. Ayağını ne kadar kesersen yerden, o kadar çabuk arkanda bırakırsın obrukları. Biraz suyla nasıl yenileniyor her şey, nasıl canlanıyor? Emin ol, havada canlanır. Hem de hiç beklemediğin kadar. Aşırılıklara hazır ol küçük kahraman. Hava patladığında ayakta bile duramayacaksın. Tutunacak bir yer arıyorsun. İnsanlık da arıyor. Tutunacak yer doğa.
tutunmalısınız da. Yapay olanlara yöneldikçe savrulup gideceksiniz. Sen de doğaya tutun Domino. Bir ağaca, bir dala, bir toprak parçasına. Arkasına. Başka nasıl atlatırsın fırtınayı doğaya sahip çıkmadıkça? Kimileri sahip çıksa da doğaya dindiremez fırtınayı bile. Bazen düşmek başlamaktır kalkmaya. Küçük kahramanım, ilk ve son kez hoş geldin Kara Ağaç Ormanı'na. Burası bir sebepten çok bir sonuç diyarı. Isınmanın sonucu. Senin de için ısındı mı külleri görünce? Huzurlu hissettin mi yanık kokusunu duyunca? Sıcak karşıladı mı seni Artemis'i? Sanayi hüküm sürmeye başladığından beri sızlıyor doğanın kemikleri. Kara ağaçların gövdesindeki korlar yansımasıdır üretimin, tüketimin, bencilliğin ve diğer her şeyin. Ve hiçbir şey sönmeyecek denge sağlanmadığı sürece. Yeryüzü dönerken bir alev topuna, ormanın yeşili döndü kor kırmızısına. Gezegenin bahtı sanayileşmekten beri kara. İnsan mı? Son hız devam sera gazı salmaya. Uçuşur küller, salınır atmosfere. Tüm bunları hak ediyor mu bu gezegen? Kurur bitki örtüleri. Rüzgar kuvvetli. Söylesene Domino, bu küller nasıl kontrol edilmeli? O parlak geleceğe kadar eğilerek koru küllerden. Hem çiçeğini, hem kendini. Oh.
İnsan sürekli üretti, sürekli tüketti. Okyanuslar ısındı, buzullar eridi, yangınlar sönmedi. 8 milyar insan, yok olan gezegen. Her şey bir domino etkisiyle başladı. Peki kim bitirecek? Sen mi domino? Ürün yerine çözüm üretecek olan sen misin? Daha az tüketip yettiği kadar üretecek olan. Yetecek mi? Yetmeyeceğini düşünüp vazgeçmeli mi? Sen başlatmazsan kim başlatacak? Kim yok olma korkularının üzerine gidecek? Öylece kabullenecek misin? Kendini değil, dünyayı düşün. İkilem çözümünü bekliyor. Dengeyi ancak alçak gönüllü olanlar sağlayabilir. Sen umursarken çevreyi, insan umursadı hep basit şeyleri. Dizginleyemedi gözünü kör eden isteği. İstedikçe ısındı, ısındıkça farkına vardı. Derken kırmızı alarm çaldı. Karar verdi harekete geçmeye. Ne yaptı peki? Mutlaka yapmıştır bir şeyler. Kayda değer olanlar aklıma gelmedi. Evet küçüğüm, kırmızı başlıklı kule, gösterir yükselen ısıyı. Kim derdi ki patlamak üzere olan kırmızı, toplama olsun korkularını. Tırman küçüğüm, son kez tırman. En büyük korkularının üzerinden geçerek tepeye ulaş. Ulaş ve en yakın dostumu feda et. Thank you.
Güle güle Domino. Teşekkürler. Şimdi uyanma zamanı.